son günlerde X hastalığı konuşulmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü gelecekte bir X hastalığından ve yeni pandemiler yapabileceğinden bahsetti. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü bir hastalığı bildiği için bu hastalık pandemi yapacaktır falan demiyor. Burada panik yapacak, korkacak bir durum yok. X hastalığı bilmedikleri herhangi bir hastalık. Yani herhangi bir hastalık tekrar yeni bir pandemi yapabilir diyor Dünya Sağlık Örgütü. Biz de zaten daha önceki Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarında bunu hep söylemiştik. Evet, gelecekte de bazı pandemiler, bazı enfeksiyon hastalıkları yine görülebilir. Fakat ben dünyadaki pandemiden çıkan insanları ve vatandaşlarımızı şanslı buluyorum. Şöyle şanslı buluyorum. Artık bizim bir pandemi tecrübemiz var. Dolayısıyla bu pandemi tecrübesiyle bir pandemide dahi nasıl davranacağımızı çocuklarımız da yaşlarımız da gayet iyi biliyorlar. Kurallara iyi uyulursa X hastalığı da olabilir, başka bir hastalık da olabilir. Dediğim gibi X hastalık bilinen bir hastalık değil, olabilecek bir hastalığın adını söylemek için X hastalığı deniyor. Bunlar mutlaka bizim pandemide aldığımız önlemlerin tekrarı halinde. Bunlar da önlenebilecek hastalıklar olacaktır. Tabii burada aşıyı da o hastalıkla ilgili aşının da geliştirilmesi çok önem arz edecektir. Bunun dışında şunu da unutmamak lazım. Pandemi yapan rahatsızlıklar genelde zoonozlardır. Yani hayvandan insana geçen hastalıklardır. Çünkü insandaki hastalıkların biz kaynağını, orijinini her şekilde bilebiliyoruz. Yapısını da bilebiliyoruz o virüslerin ama hayvandan insana geçince biz bunlara zoonoz diyoruz. O zaman tabii ki mücadele etmek daha zor oluyor. Nitekim Covid-19 da böyle başlamıştı hatırlarsanız. Daha önce SARS başlamıştı, daha önce MERS başlamıştı. Bunlar da aynı şekilde pandemi yapabilecek hastalıklardı. Ama unutmamak lazım. Pandemide alınan önlemlerin aynısını gelecek her türlü hastalıkta da alabilirsek biz her türlü pandeminin insanoğlu olarak üstesinden gelebileceğiz.